Sorayım şimdi Amerika Birleşik Devletlerindeki bu ara seçimde gördüğümüz tablonun ya tam, tam e, çözümlemesini yorumunu yaparken işte kırmızı dalga bekleniyor, cumhuriyetçiler evet. şöyle geliyor, böyle geliyor derken kırmızı denirken o kırmızı bek dalga bek tam beklendiği gibi olmadı. Putin'di. Ha, olmadı o. Olmadı. Sonra bu karar mı geldi? Ya doğrudan bununla alakalı mıdır veya bu kararı sahnelemek için onu beklemişler midir bilmiyorum ama. Amerika'da kırmızı dalga gelmemiş olması Putin'in e, bu savaşta Amerikan öncülüğündeki koalisyonla mücadele etmeye devam edeceği e, gerçeğini ortaya koyar. Çünkü mesela o kırmızı dalga gelseydi e, ne söylüyordu Cumhuriyetçiler? İşte bizim içeride enflasyon gibi sıkıntılarımız var. Evet. Biz bunlarla ilgilenmek yerine gidiyoruz Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık yardımda bulunuyoruz. Biz eğer e, kongrede ciddi bir çoğunluk elde edebilirsek e, Ukrayna'ya yapılan yardımların hepsinin kesilmesine neden olacağız. Çünkü kongre, kongrenin elinde o. Yani bir anlamda Biden'ın Ukrayna'da bütün kurgusunu baş aşağı edecek e, bir seçim taahhüdünde bulunuyorlardı. O artık gerçekleşti. Yani o beklendiği gibi Biden büyük bir kırmızı dalga olmadı. İşler normal burada işlemesi gerektiği şekilde işleyecek. Bu karar yani Kerson'dan çekilme kararı doğrudan doğruya bununla ilgili midir? Bu sonucu bekleyip ondan sonra mı harekete geçmişlerdir emin değilim. Evet, Ama e, bu seçim sonuçlarından sonra kazanamayacağınız bir yerde daha fazla durmak e, çok da mantıklı gözükmüyor. Yani Rusya kendi adına... Eğer sürdüremeyeceği bir alandıysa e, işlerin daha iyi gitmeyeceğini görmüş olmalı ki böyle bir adım atıyor. Şimdi bakın e, savaştan önce herhangi bir şekilde Rusya üzerine bir şey sorsalardı hepimiz yıllardır ezberlediğimiz Rusya tanımı üzerinden giderdik. Askeri olarak bir dev, ekonomik olarak bir cüce. cüce. Tam karşısında da Avrupa vardı, ekonomik olarak bir dev, askeri olarak bir cüceydi. Cüce. Ama bu Ukrayna savaşı öyle bir resim ortaya çıkardı ki Rusya ekonomik olarak sıkıntı çekse de dayanabiliyormuş ama askeri olarak beklenilen beceriyi sergileyemiyormuş. Tam tersine bir resim çıktı ortaya. Rusya öyle bir plan yaptı ki burada bunu 2. Dünya Savaşı gibi planladı ama karşısına 1. Dünya Savaşı çıktı. İkinci Dünya Savaşı gibi planladı ama Birinci Dünya Zaten Savaşı Zaten Birinci Dünya Savaşı da İkinci Dünya Savaşı gibi planlanmıştı. <gülüyor> <gülüyor> o da Birinci Dünya Savaşı gibi olmuştu. Nedir o? Denir ya Batı cephesinde değişen bir şey, şey yok. yok. Cepheler kurulduğu zaman Batı cephesinden orada kasıt nedir? Verdun, Somme cepheleri. Oralarda siperler kazılmıştır. O siperleri geçmek imkansız hale gelmiştir. O beklenilen yıldırım savaşı vesaire gibi şeyler gerçekleştirilememiş. Aksine Batı cephesi bir yıpratma savaşına dönüşmüştür. Yıpratma savaşı demek ne demek? Aslında sahada askeri olarak sonuç alamıyorsunuz. Askeri olarak sonuç alamayınca ya işte şehir merkezlerindeki elektrik merkezlerini vesairesin barajını vesaire yıkarak burayı ekonomik olarak çökertip onun arkasındaki ekonomik kaynakların zayıflamasını beklersiniz. Yani savaş sadece askeri bir çaba olmanın dışında ekonomilerin yarıştırıldığı ve kimin pes edeceğinin hesaplandığı Beklendi. bir savaşa dönüşüyor. Peki e, Bey'in dediği Almanya gibi Almanya bir... neden kaybetti? Evet. Zepede mi kaybetti? Yok, savaşı yok. sürdürebilecek bir tam madde ve kaynaklara yani. ve şey. Total war kaybetti. yani topyekün savaş, değil mi mesela o dönem evet. Evet. yazılan bütün şeylere bakarsanız. Topyekün savaş. savaş ne oluyor? Bütün ekonomiyi savaş ekonomisine çeviriyorsunuz. İşte ne bileyim ayakkabı üretene bile ...savaşa yararlı ayakkabı üretecek hale getiriyorsunuz. Yok. Bütün kaynakları, ülkenin kaynaklarını o savaşa endeksliyorsunuz. O yüzden Birinci Dünya Savaşı bir Topyekün savaşı olarak isimlendirilir. Ve ekonomik olarak Almanya o savaşı sürdüremeyeceği için Almanya savaşı kaybetmiştir. Şimdi aynı şey burada Rusya'ya karşı uygulanmak istendi. Rusya da tek... O zaman Almanya'da yalnızlaştırılmıştı. İngiltere, Fransız, sonra Amerika'sı vesairesi dahil oldu. Ee, orada bu, orada Almanya o savaşı sürdüremediği zaman, 4 yılın sonunda sürdüremediği zaman. Hatta mesela şeye bakın savaşın son 1,5 yıl öncesine, 1 yıl <laughs> öncesine, bitmesinden 1 yıl öncesine kadar bakın. Almanlar hala ataktadır. O siperleri geçip hızlı bir savaş kazanma. Burada da öyle başlamadı mı? Hızlı evet. bir savaş kazanma hevesiyle başladı. Evet. Ondan sonra olmadı. Hedef küçültüldü. Hedef küçültüldü. Buraya girildi. Evet. Şimdi ne yapılıyor? İşte Buradan bu da geri Dinyeper Nehri etrafında şimdi. Geri çekilme meselesi çok önemli hakikaten. Bir anlamda Rus toprağını, Rus toprağı ilan ettiler buraları. Evet. Rus toprağını terk ediyorlar ama dediği gibi yani onu Rus toprağı olarak mı görecek, görmeyecek mi? Orada bir Orası, bir, bir, evet, gri yaban vardı. Oluştu. Evet. Şimdi burada evet. Rusya'yı biz nasıl tarif ediyorduk? Ekonomik olarak kırılgan bir ülke. Hep yıllarca böyle tarif ettik. Ekonomik olarak kırılgan. Amerikalılar da öyle tarif ettiler. Avrupalılar da öyle tarif ettiler. Ukrayna'ya girdiğinde bunun cezası ekonomik olur. Dolayısıyla biz seni ekonomik olarak batırırız. Ama batmadı. <laughs> Aksine şöyle bir sonuç çıktı. Belki de pandeminin sonrasına gelmiş olmasıyla, dünyanın başka alanlarda ekonomik sorunlar yaşıyor olmasıyla alakalı olabilir. Bir de Rusya'nın e, ekonomisinin en güçlü yanı dediğimiz enerji ihracatı, evet. Rusya'nın bir anlamda güçlü bir alanı haline geldi çünkü Avrupalılar da bunun üzerinden ciddi canı yanacak. Yani belki normal bir ekonomi olsaydı Rusya ekonomisi, <laughs> ee, işte birçok bir alanda e, üretim yapabilen, tek bir alana bağımlı olmayan. ...ki biz bağımlılığı, tek bir alana bağımlılığı... ...kırılganlık göstergesi olarak görürüz. Normal bir ekonomi olsaydı... ...belki çökertilmesi daha kolay olurdu. Ama sadece... E, ...şeyden, enerji... E, ...ihracatından yoğun bir... ...para kazandığı için... ...artık bir şekilde bunu sürdürebiliyor. Şimdi orada hikaye şuraya geldi. Avrupalılar ve Batılılar... ...hala ekonomik olarak... ...Rusya'yı batırma hevesindeler. Ama Rusya'da... Enerji üzerinden Avrupa'yı pes ettirmeye Doğru, çalışıyor. Evet. Amerika'yı pes ettiremezsiniz. Dolayısıyla NATO'yu pes ettiremezsiniz. NATO Genel Sekreterinin bu açıklamayı yapması Amerika adına konuşuyor olduğunun göstergesidir. Avrupa'nın diğer ülkeleri adına değil. Amerika adına, adına, adına diyor ki konuşuyor. savaş devam ediyor öyle şey yapmayın falan. Şimdi Hollanda gibi ülkeler test ediyorlar bu alanı. Yani Ukrayna savaşı benim savaşım değil demeye Ne kadar ileri gidebilirim? Yanda şimdi bir şimdi özellikle Biden'ın iki yıl daha Biden'la beraber iki yıl daha biz bunun devam edeceğini göreceğiz. İki yıl kadar Avrupa enerjisizliğe mi katlanabilecek? Başka bir form. Rusya mi? yaptırımlara mı katlanabilecek? İki yıl boyunca Biden Avrupalıları kendi siyasetinin etrafında tutmayı becerebilecek mi? Putin Avrupa'nın içerisinde bir çatlak yaratabilecek mi? Bütün hikaye buraya geldi, dayandı. Orada ilaç gibi gelir mi Çin'in bir Tayvan macerası? Vallahi gelir, burası bir soluk alır. Rusya'nın arayıp da bulamayacağı şey Çin'in evet. bir Tayvan macerasıdır. O zaman Ukrayna'ya destek azalır. Rusya'nın buradaki oldu bittirileri sağlanabilir vesaire. Dünyanın Ve aynı da tabii bu var. arada yeni bir çatışma alanı olur orada. Yahu. Bambaşka bir o, boyutta kazanabilir her o, şey. O zaman bambaşka her şeyi yeniden hesaplamak Aynen. gerekir. Aynen. Evet. Yani... Şöyle söyleyeyim, ee, Çin-Tayvan Savaşı e, bu savaş gibi olmaz. Amerika için çok daha zor. Çok daha zorlu olur. Bu bölgesel Abi, bir evet. hesaplaşma alanı. Bir bölgesel aktörle öteki küresel bir hesaplama alanı... Küresel olarak Amerika'ya en büyük tehdidi oluşturduğunu düşündüğümüz Çin'le. Sağ olun hocam. Çok Güzel teşekkürler. Ederim.